Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum. Evet bugün parabol uygulamaları test 15 ve test 16'yı çözeceğim sizlere. Umarım faydasını görürsünüz. işinize yarar. Şimdi arkadaşlarım birinci sorudan bir başlayalım bakalım. Ne diyor? F bileşke F 2M eşittir 3 eşitini sağlayan M değerlerinin toplamı kaçtır? Yani birden fazla M değeri gelecekmiş. Şimdi bir grafik yazılmış. Grafik yazıldıysa arkadaşlarım yani grafik çizildiyse daha doğrusu hemen biz bunu denklemini bir yazalım değil mi? Şimdi tepe noktamız belli. Bir de buradaki bir tane bir 4'e sıfır noktamız var. Güzel bir şekilde tepe noktasından yazabiliriz. İsterseniz şuradaki mesafe 3 birim. Buradaki mesafe de 3 birimdir deyip şuraya 1 birim deyip şuraya eksi 2 birim deyip eksenler herkese e noktadan da yazabilirsiniz. Ama ben tepe noktasını kullanacağım. Şöyle a çarpı x eksi birin karesi artı 3 diyeceğim. Ve x bölümüne 4 yazdığım zaman da kaç çıkacak? 0 çıkmasını bekleyeceğim. 4 yazdım arkadaşlarım. 3 olduğu karesi 9. 9 a artı 3 eşittir 0 olmalı. a da buradan eksi 1 bölü 3. Çok da normal çünkü kollar aşağıya. Şimdi eksi 1 bölü 3. Parantezinde x eksi 1'in karesi a artı 3. Bu benim fonksiyonum. Tamam mı? Şimdi burada ne yapabiliriz? İstersek e, bileşkesini alabiliriz. İstersek başka bir şeyler yapabiliriz. Bir bakalım. Şimdi buraya f içine f 2m yazınca 3 çıkıyormuş arkadaşlarım, değil mi? E, buraya acaba kim 3 çıkarıyor diye bakabiliriz. Yani eşittir 3 dediğimiz zaman, değil mi? Acaba kimi attığımız zaman 3 çıkacakmış? Eşittir 3 dediğimiz zaman şunlar gidiyor, x eşittir 1 olacakmış. He, güzel. Yani aslında bizim f 2m değerimiz 1 olursa e, bu fonksiyonun görüntüsü 3 olacakmış. Pekala. Biz o zaman bu fonksiyonu kim bir yapar diye düşünelim. Yani eksi 1 bölü 3 parantezinde x eksi 1'in karesi artı 3. Acaba sen ne zaman eksi 1 olursun? Sonra buradan ne yapalım? Şu 3'ü karşıya atalım. Şöyle eksi yazalım. x eksi 1'in karesi bölü 3 eşittir. Bunu karşıya attığım zaman da eksi 4 olacak değil mi? Şu x'ler artı olsun arkadaşlarım. O zaman şuradan x eksi 1'in karesi eşittir. 12 oldu. Hmm. Şimdi bak bunu açarsanız ortalığı karıştırırsınız. Bak karıştı zaten. İfade gitti. Heh. Bunu açtığımız zaman ortalık karışır. Şimdi bunu açmayacağız. Şöyle diyeceğiz. Yani toplamını soruyor ama direkt şöyle yapabiliriz. Bizim x eksi birimiz ya kök 12 olabilir. x eksi birimiz ya da eksi kök 12 olabilir değil mi? Şimdi birinci kök bu. ikinci kök de bu. Ne diyor? Değerlerin toplamı kaçtır? Yani ben buraya 2m yani kaç yazarsam acaba? Şimdi 2m olmasına da bir şey var mı acaba? Hadi bakalım. Bizim ee, kök 12 artı 1 yazarsam bir de eksi kök 12 eksi kök 12 artı 1 yazarsam bunlar e, şuraya 2m birincisini yazdım. Buraya da 2m yazdım. 2m1 diyelim buna. Buna da 2m2 diyelim. Bunların toplamı bana aslında değeri verecek. Burası 2. Burası da 2 parantezinde m1 artı m2. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 1 oldu değil mi? İşte bak 1 olmasını istiyormuş. Bir bakayım bakalım cevaba. Orada 2M olmasının illa ki bir sebebi vardır. Evet bunun 1 olması gerekiyormuş. Tamam mıdır? Şöyle bir toparlayacağım. Başlangıçta iyi bir soruyla başladık valla. Evet geldik ikinci sorumuza. Ne diyor? Parabolün tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? E, tepe noktalarını bulalım. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi 4 bölü eksi 2'den arkadaşlarım. Değil mi? Ne yapıyor? 2 yapıyor. 2'yi yerine yazalım. Eksi 4 artı 8 artı 1'den 5 yapıyor. Demek ki o vatandaşın tepe noktası 2,5'miş. Tamam beklesin. Diğerinin tepe noktası şöyle yazabilirsiniz isterseniz şu yöntemi de bir hatırlatalım. X artı 2'nin karesi A artı 2. Burayı sıfırlayan sayı eksi 2'dir. Değil mi? Şuradaki sayı da 2. Tepe noktasını bu şekilde de bulabiliyorduk. İki nokta arasındaki uzaklık farkları 4 karesi artı farkları 3 karesi 9. Zaten bu 3, 4, 5 şüphelinin ta kendisidir. Kare içine aldığım zaman da 5 olacağını rahat bir şekilde görebilirim. Üçüncü sorum. fx ve gx parabolleri çizilmiş. Çizilsin. fx artı gx parabolün tepe noktasının ordinatı kaçtır? E bak bunların kurallarını yazmam lazım. Bak şurası sıfır olduğu için hemen x eksi sıfır çarpı x eksi eksi dörtten x artı dört demem lazım. Tabi başında bir tane bir a çarpanı olmalı. Sonra bir attığım zaman beş olacakmış arkadaşlarım. Bir attım bir oldu. Bir attım beş oldu. Beş kere bir beş. Yani aslında buradaki a'nın 1 olduğunu söylüyormuş bize. O zaman bizim buradan kuralımız nedir? Hop fx, fx evlere şenlik oldu. Heh, şöyle fx'in kuralı nedir arkadaşlarım? x çarpı x artı 4'tür değil mi? Tamam. Şimdi ne diyor? Tepe noktasının ordinatı kaçtır diyor. Fonksiyonun bu. Tamam. Diğerine bakalım. Diğerde yine a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi 2. 0 yazda 4 çıkmasını istiyorum. 0 yazdım. 0 yazdım. Eksi 2 çıktı. Değil mi? Ama 4 çıkmasını istiyorum. O zaman şuradaki a'nın direkt ben eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yukarıdaki parabolüm x kare artı 4x toplayacağım çünkü. Buradaki parabolüm eksi 2'yi alayım şöyle. x kare eksi x eksi 2'dir. Eksi 2 ile çarptığı zaman arkadaşlarım eksi 2x kare değil mi? Artı 2x eksi değil artı 4 yapıyor. Toplam parabolüm bu. eksi x kare artı 6x artı 4 gibi bir şey yaptı. Tepe noktasının ordinatı kaçtır diyor. Apsisi kaçtır arkadaşlarım? Eksi b bölü 2a'dan eksi b bölü eksi 2'den 3'tür değil mi? 3'ü e yerine yazsam eksi 9 artı 18 artı 4'ten şuradan bir 9 geldi. Buradan da 4 geldi. Toparladım artık 13 geldi. Yani herhangi bir fonksiyonun daha doğrusu parabolün grafiği varsa arkadaşlarım hemen denklemini yazmak zorundayız. Oradan çıkar çünkü. Tamam. X eksenine paralel olan teğetinin denklemi. X eksenine paralel olan teğeti. Şimdi arkadaşlarım bu parabolün grafiğini biz kapatarsak çizmeye çalışırsak. Yani şöyle bir parabol diyorum tamam mı? Şimdi T'de bak buradan geçecek ve x ekseninde paralel olacak tamam mı? Bak şunun olmasını istiyor yani başka türlü olmaz. E bu nereden geçiyor? Bu tepe noktasından geçiyor değil mi? E şimdi ben tepe noktasında şuradaki sayısını bulsam e buna da diyeceğim ki y eşittir. E bu sayı işte a diyeceksem a olacak artık. Yani aslında bana diyor ki tepe noktasının ikinci bileşenini bul diyor. Anlatmak istediği o. E, B, Eksi B bölü 2A'dan 8 bölü 4'ten 2. O zaman buradaki ikinci bileşeni bulmak istiyorsan da o bana F2'den gelir. Değil mi? Burası 8 eksi 16 artı 1'den eksi 8 bir daha eksi 7. İşte eksi 7'den geçen ve parabole teğet olan doğru aslında y eşittir. Eksi 7 doğrusunun ta kendisidir. Tamam. X eksenine paralel paralelse y eşittirliği yazılıyor. Çünkü niye? Y eksenine dik. Buradaki sayı mesela eksi 7'ymiş y eşittir eksi 7 yazıyoruz. Anlaştık. Evet. Tabi burada parabolün grafiğini kapatarsak çizdim. Çizmedim yani düzgün bir şekilde çizdim. Kapatarsak böyle olur dedim. Yani kollar yukarıya gibi bir şeyler. Beşinci sorumuz x eksenine ayırdığı kirişin uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlarım herhangi bir parabolün var senin. x eksenini şöyle kesiyor. x eksenini şöyle yapıyor değil mi? Kirişin uzunluğu işte bak şurasıdır. Yani aslında diyor ki kökler farkın senin ne? Ben diyor onu istiyorum diyor. E şimdi bunun kökler farkını ben yeri geldiği zaman söylemiştim. Kök delta bölü mutlak değer a. Hatta ispatını bile yapmıştım. E bunun deltası ne? b kare eksi 4 ac'den 1 artı 4'ten 5. E kök deltası ne? Tabii ki de kök 5 bölü a'sı da 1 olduğu için kök 5 bölü 1 deyip direkt bunu söylüyoruz. Tabi burada onun kökler farkı olduğunu anlamak lazım. Tamam mı? Biz zaten bu için, bu, bunun için varız burada. Bak bu da güzel bir soru aslında. Fonksiyonun eksi 1 bölü 2'ye 7 bölü 2 aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır diyor. Burada m'ler falan var. Şimdi bir bakalım bakalım. Şimdi bunun r'si kaç arkadaşlarım? Bunun r'si eksi b bölü 2 a'dan 6 m bölü 4 m'den kaç bunun r'si? Şunlar gitse 3 bölü 2 değil mi? Yani bunun r'si 3 bölü 2. Pekala. Biz şunları bulsak. Şimdi bak şöyle bir parabol var diyelim. Kapataslak şöyle bir çiziyorum. Tamam mı? Şöyle çiziyorum. Bunun r'si 3 bölü 2. Şurası. 3 bölü 2. Şimdi eksi 1 bölü 2 diyor. Eksi 1 bölü 2 nerede? Burada. Sonra 7 bölü 2 nerede? 7 bölü 2 de burada. Şimdi diyor ki bu iki nokta arasındaki mesafe yani daha doğrusu ortalama değişimimiz. Yani aslında buradan geçen doğrunun eğimini istiyor. Şimdi ben de diyorum ki bu kesinlikle x eksenine paraleldir. Çünkü niye? Bak eksi 1 bölü 2 ile 7 bölü, bölü 2'nin tam ortasına bakın arkadaşlarım. Tam ne oluyor? 3 bölü 2 oluyor değil mi? Çünkü topladım 6 bölü 2'den 3 bir de yarısını alıyordum. 3 bölü 2. Yani bu noktayla bu noktanın görüntüsü aslında aynı sayılar. E ne yapıyor bu nokta arasında? Fonksiyon sabit değil mi? Sabitse de ortalama değişim hızı 0. Yani sorunun güzelliği burada. 7. sorudayım. 7. soruda he, burada niye eşit olduğunu e, söyleyelim. Yani söyledik de bir daha tekrarlayalım. Eksi 1 bölü 2 ile 7 bölü 2'nin tam ortası arkadaşlar. 3 bölü 2 yani parabolün simetri ekseni. Yani bu buradan bu kadar H kadar yükselmişse bu da buradan H kadar yükselmiştir. Burada önemli olan simetri ekseni. 7. sorumuza dedik geldik. Ne diyor? X kare eksi 6 x artı 6 parabolün grafiği çizilmiş. Parabol ile eksen arasında arasındaki kapalı bölgede çizilen ve B köşesi parabol olan karenin alın diyor. Arkadaşlarım kare ise A ya A. Bak şimdi hemen eğri üzerindeki noktaya dikkat kesilin. A birim sağa A birim yukarıya. O zaman diyorum ki sen A'ya A'sın. Güzel. E bu eğrinin üzerinde mi? Yani eğriden kastım parabol. Evet üzerinde. O zaman x kodum yere a yazıyorum ve a'ya eşitliyorum. Burası ne oldu? a kare eksi 6 a artı 6 eşittir a oldu. Buradan a kare eksi 6 a. Bir a da buradan gitti. Eksi 7 a diyorum artık ben ona. Tamam şöyle eksi 7 a. E ne oldu? Artı 6 eşittir 0 oldu. 6'ya 1 değil mi? Eksiye eksi a'ya a. Yani aslında diyoruz ki buradaki a'ya 6'dır ya da 1'dir diyoruz. Yani buradan buraya kadar 6 mı acaba? Ya yani burada kestiği nokta bile 6 değil ki. Buradan buraya kadar nasıl 6 olsun? Ona da bakabiliriz. x eksi 3'ün karesi eksi 3 eşittir 0. Yazabilirim ben buna. O zaman x eksi 3 eşittir ya kök 3'tür. x eksi 3 eşittir ya da eksi kök 3'tür. Bak buradaki noktanın adı 3 eksi kök 3'müş. Yani alttan çok aşağıda. O zaman kim arkadaşlarım? A sayısı 1. E, karesinin alanı diyor. Tabii ki de 1'in karesi 1 olmak zorunda. Oradaki yorumu da bu şekilde yapıyoruz. 8. sorumuz x kare eksi 16 parabolün grafiği çizilmiş. A ve D noktalarını x eksenini kesen parabol üzerinde B ve C noktaları gösterilmiştir. Tamam. AD ile BC birbirine paralelmiş. İş görür. Dursun. A, D ve B, C arasında böyle bir ilişki varmış. Yani sen B, diyor ki K dersen diyor. Neyse 2K diyelim. Şuralara K, K diyelim arkadaşlarım. A, D'de. E, niye K, K dedim ki ben buralara? Şimdi bak x kare eksi 16 ya. Bunun tam da simetri eksenine r eşittir 0. Yani y ekseninin ta kendisi. O yüzden k k dedim tamam mı? Normalde diyemeyebilirim. O zaman ad 4k olacak. O zaman burası da 2k'ye 2k oldu. Hatta x eksenini kestiği noktalar e, kaça kaç? 4'e eksi 4 ya. Direkt biz buradan k'yi 2 deriz zaten. Değil mi? Direkt k ye yerine 2'yi biz yazalım gitsin. Hiç öyle k ile falan uğraşmayalım. Şurası arkadaşlarım 4. Burası eksi 4. Değil mi? Burası 2. Burası da 2. Yani 2 birim aslında. Burası 4 birim. Şimdi 0 versem buraya eksi 16. Yani buradan buraya kadar 16 olacak. Ama bize diyor ki alan kaçtır? Yani bizim için bir tane bir yükseklik lazım diyor. Yani şuradaki yüksekliğim lazım arkadaşlarım. Bir bakalım bakalım nasıl bulacağımıza. Bir bakalım. Şimdi burası 2 değil mi? Şimdi 2'yi 60'ım kaç çıkmış ona bakacağım. 2 attım arkadaşlarım. 4 eksi 16'dan kaç çıktı? Eksi 10 2 çıktı değil mi? Eksi 14 değil. Eksi 12. O zaman burasının 12 birim olduğunu söylerim. E bu bir yamuk değil mi? E, taban belli. 8 artı alt taban belli. 4 çarpı yükseklikle çarpıp 2'ye bölersem şurası yapacak 12. Burası da yaptı 6. Toparladım artık. 72'de karar kıldım. Tamam mıdır? Yani sadece yamuğun alanını falan buluyoruz. Doğru mu diye baktım. Doğruymuş. Bazen oluyor hatalar arkadaşlarım. Yani o insanlık hali herkesde olabilir. Gerçeksel adı tanımlı bu fonksiyonu için bir şey bir şey. Şimdi arkadaşlarım fonksiyonu direkt yazalım biz. Nasıl yazabiliriz? x eksi 2'nin karesi değil mi? Artı 4 eksi 12'ye varmak için de eksi 16 lazım. Fonksiyon böyle bir fonksiyon. Şimdi diyor ki eksi 2'den küçükler için diyor fx diyor pozitiftir diyor. Allah Allah. Eksi 2'den küçükler için. Hatta grafiğini de çizelim mi biz bunun? Grafiğini çizelim isterseniz. Burası 6'ya 2, burası eksiye artı diye. Niye böyle kendimizi yoruyoruz ki? Yani resim çizmek varken, resimden bakmak varken niye alengirli yollara giriyoruz ki? Şimdi eksi 6'ya 2 yani eksi 2'ye 6 değil mi? Şöyle simetri ekseninde 2 zaten. Yani şöyle bir kapatarsak şöyle bir parabol. Simetri ekseninde şurada onu da isterseniz kırmızıyla çizelim. Simetri ekseninde 2. Tamam. Şuradaki değerim ne de benim? Eksi 2. Çünkü x eksi 6 çarpı x artı 2 olarak yazdım. Buradaki değerim de 6. Tamam. Diyor ki eksi 2'den küçükler için pozitiftir diyor. Evet bak eksi 2'den küçük kısımları aldım. Pozitiftir. Eşit olduğu için sıfıra da eşit olabilir. Doğru mu? Doğru. Güzel. Eksi 2 ile 6 arasında negatiftir diyor. Eksi 2 ile 6 arasında hakikaten de negatif. Eksi 2'nin alt tarafında kalıyor. Eşitlik vermediği için buraya eşitlik vermemiş. Doğru. Doğru. Alttan büyükler içinde de pozitiftir diyor. Evet alttan büyükler içinde de pozitiftir arkadaşlarım. Eşitlik vermediği için sıfıra da eşit olamıyormuş. Yani buna da Edirne dedik ve geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda M gerçeği sayı olmak üzere en büyük değer kaçtır? E ne yapacağız arkadaşlarım? Dağıtacağız. Parabole benzeteceğiz. Şöyle 6 M dedim. Eksi 2 M kare yaptı. Artı 12 yaptı. Eksi 4 M yaptı. Şuradan eksi 2 M kare artı 2 M artı 12. E biz bunun R'sini buluruz değil mi? O R'si de biraz sıkıntılı mı gelecek? Neyse. Eksi B bölü 2A'dan eksi 4. Yani R'si bunun 1 bölü 2. Tamam. Şimdi hepsini eksi 2 parantezine alalım arkadaşlarım. Burada M kare geldi. Burada M geldi. Burada da 6 geldi değil mi? Hop eksi 2 parantezine alıyoruz. Nasıl oluyor? Şurası eksi M gelecek. Şurası da eksi 6 gelecek. Hemen işlem hatası yapmayalım. Heh. Şimdi 1 bölü 2'yi yazacağım ben bunun yerine. Eksi 2. 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2. Eksi 6. Dağıtayım arkadaşlarım. Dağıttım eksi 1 bölü 2 yaptım. Dağıttım artı 1 yaptı. Dağıttım artı 12 yaptı. 13 ee, eksi 1 bölü 2 26, 25 bölü 2 gibi bir şey yapıyor herhalde. Rasyonel olarak öyle yapıyor. Tamam mıdır? Onda denizli oluyor imiş. 11. soruya geldik. Bakalım 11. soru neymiş? Zannediyorum bir mantık yorum sorusu herhalde. Şimdi x kare buymuş. x kare artı 1 buymuş. x kare eksi 2 buymuş. Tamam. Parabolleri grafikleriyle A ve B noktaları şey doğrularıyla ile mavi bölgenin alanının kırmızı bölgenin alanına oranı nedir? Şimdi mantık olarak şunu çizeriz. Ya aslında integral konusu ama tabi parabole de yorumlayabiliriz. Mesela ben x kare artı 1'i çizsem arkadaşlarım şuradan. x kare artı 1'i çizsem. Bak bu bir birim yukarıya çıkmış. Değil mi? bir birim aşağıymış. Aslında buranın a. Şuranın da a olduğunu söyleyebilirim. Yani şu bölgenin ve bu bölgenin. de. Çünkü niye? Yani yamuk olarak düşünsen bile hep aynı. Ha x kare ha x kare artı 1. Aynı şekilde Şurası x kare eksi 1 dedik ya. Buradaki mesafede de bir birim. Yani ben buraya da a birim diyebilirim aslında. E mavi ne oldu? Ha, tabii simetrik olduğu için buralarda a. Burası da a. Burası da a, burası da a diyebilirim. Kırmızı boyalı bölgenin alanına oranı. Mavi 2a yaptı arkadaşlarım. Kırmızı da 4a yaptı. Oranladım. 1 bölü 2 gibi bir şey yapması gerekir. Tamam mıdır? Yani bir yorum sorusu diyebiliriz. Parabol uygulamaları test 16'dayız. Parabolün y eksi 1 doğrusuna uzaklığı en az kaç birimdir? Şimdi parabolün grafiğini çizelim bakalım. Sonra görelim. Şimdi arkadaşlar bu x eksi 3'ün karesi artı kaç? E, artı 4 mü? Artı 4. Yani 3'e 4 noktasından geçen şöyle 3'e 4 noktasından geçen şöyle bir parabolümüz bizim değil mi? Hop nasıl olacak o? Şöyle bir parabolümüz değil mi? Resim çizmek her zaman iyidir arkadaşlarım. Resim çizmeyi öğrenin. E bu bu. Biraz eğri bir oldu ama olsun idare edin. Ne diyor? Y eşittir eksi 1 uzaklığı en az kaçtır? Y eşittir eksi 1 arkadaşlarım burada. Buna uzaklığı en az kaçtır diyorsa şuradaki noktayı kast ediyordur bize. Tamam mı? Şurası bir birim. E bu 4 birim yükselmiş. Değil mi? 4 bir daha 5. Nereden bildin hocam? İşte bak bu nokta da olabilirdi. En az demeseydi ben istediğim noktayı seçebilirdim. İkinci sorumuz. Analitik düzende ordinatının bir fazlasının absisinin iki eksiğinin karesine eşit olan noktaların geometrik yer denklemi. Ordinatının bir fazlasının. Öyle bir nokta alacağım ki ben ordinatının bir fazlasının absisinin iki eksiğinin karesine. Absisinin iki eksiğinin karesine. Böyle mi? Ordinatının bir daha okuyayım. Analitik düzende ordinatının bir fazlası bir fazlası absisinin iki eksiğinin karesine eşit olan. Tamam bu herhalde. E, A artı bir. Ben buna y dersem. Değil mi? A eksi ikinin karesine de x demem lazım. Doğru muyuz? O zaman ben ya da yanlış mıyız? Yanlış herhalde değil mi? Şöyle çünkü ben buraya e, a yerine y eksi 1 yazacağım. Y kareler falan gelecek buradan. Şuradaki kurgumuz bir sanki bir yanlış gibi arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Düşünelim bakalım tekrar. Analitmenin ordinatının bir fazlasının fazlası absisinin iki eksiğinin karesine. Eşit olan noktaların geometrik yer denklemi. Ordinatının bir fazlasının absisinin iki eksiğinin. Niye bu kadar düşündük ki biz burada? Absisinin iki eksiği arkadaşlarım. Şu böyle bir nokta. Diğeri de ne? O ordinatının bir fazlası. Bu işte yani. Neyi yormuşuz ki bu kadar? E şimdi biz e, buradaki x ve y'ye a falan diyelim. Yani çünkü niye e, karışacak diye? Ya da karışmaz. Yani niye karışsın ki, değil mi? Yani aslında burası y'leri temsil ediyor, değil mi? Burası da x'leri temsil ediyor. X eksi 2'nin karesi. E buradan y eşittir x kare eksi 4x. Bunu bu tarafa attığım zaman da artı 3'e ulaşabilirim. Yani aslında ee, biz e, şuraya a falan deseydik a eksi 2'nin karesi a artı 1'in karesi sonra çekseydik aynı şey gelirdi aslında. Tamam mı? 2 b seçeneği değil mi? Bir anlamakta güçlük çektik aslında. Üçüncü soru. fx ve gx parabollerinin bazı kısımları çizilmiştir. f6 artı g 4 8 olduğuna göre f3'ün alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Yani aslında f3'ün alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bakalım. Şimdi arkadaşlarım e, bu g'nin parabolü e, bu da f'in parabolü. Şimdi f6 diyor. Şimdi biz bunu nasıl yazabiliriz? Buradaki noktayla buradaki yani bunun şurasıyla diğerinin burası aynı şey aslında. Bir düşünelim bakalım. Şimdi burada bize simetri ekseninden falan bir şeyler yaptırmak isteyecek herhalde. Biraz değişik gibi. Neyse. Şimdi eksi 2. Bunun simetri ekseni eksi 2 değil mi? Şimdi g eksi 4 dediği zaman buradan 2 birim bu tarafa gelmiş. Şurası değil mi? Aslında 2 birim bu tarafa gelsem şurası. Aslında G eksi 4 G sıfırın ta kendisi. Yani ben şuraya C gibi bir sayı desem burası direkt C'dir. Değil mi? Sonra F6'ya bakıyoruz. F6 arkadaşım burada mı ya da başka yerde mi bilmiyorum ama 3'ten 3 birim ne yapmıştır? Sağa gitmiştir F6. O zaman 3 birim de sola giderse aslında aynı değere gidecek. Çünkü niye? Simetri ekseni bu. E yani buradaki sayı da C'ymiş aslında. Aslında bize C'yi 4 buldurmak istemiş. Değil mi? Yani şuradaki sayının kendisi 4 imiş. Buna göre F3'ün olabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. F3'ün alabileceği en küçük. Bir bakalım bakalım F3 nerede? F şurası. O zaman bunun bir denklemini yazalım mı biz? Bir denklem yazmaya çalışalım bakalım. Denklem yazalım da F3'e belli değil ki. Şimdi ben şunu da merak ettim. F3'ün olabileceği en küçük tam sayı değeri niye? Sormuş. Yani direkt F3 belli değil midir? Şuradaki bilgiler belli değil ya. Bak burası belli değil. Yani şuradakiler belli değil. Bu böyle geliyor ya burası da belli değil. O yüzden de yani bunun aslında şuraya 4'ü bulup burasının en küçük 5 olabileceğini sormuş bence. Tamam mı? Yani öyle düşünmemizi istemiş. Yoksa bunun denklemini yazıp öyle bulmak çok da basit bir mesele değil. KLM'nin dikdörtgenin kenar uzunlukları arasında böyle bir bağıntı vardır. KLM'nin dikdörtgenin alanının birim kareminden hangisi olamaz diyor. Bakalım arkadaşlarım. Şimdi en büyük en küçük bir değer çıkacak belli ki. Şimdi KLM ve ne deme? Şuraya M yapalım. Ben LM'ye LM nerede? Ha, buraya A dersem değil mi? Ee, ne olacak? K ile 24 3A olacak. Değil mi? Şurası da 24 3A olacak. Şimdi ben bunu çarpayım. 24 3A çarpı A. Bu ne oldu? 24A 3A kare oldu. Pekala bunu, pekala bunun R'sini bulalım. Çünkü R'de bu maksimum değerini alacaktır. Eksi B bölü Eksi 24 bölü 2A'dan eksi 6 yani 4. Yani diyor ki A4 olduğunda bu Nirvana'ya ulaşacak değil mi? Maksimum değerini alacak. A'ya 4 yazdım. Buraya da 4 yazdım. Burası 12 olacak. Yani bunun maksimum değeri 48 arkadaşlarım. 48 olabilir, 45 olabilir, 36 olabilir, 21 olabilir ama 50 olamaz. Çünkü niye? Maksimum 48 olacağını yorumladık artık. 50'ye ulaşamayacak. 5. soru fx parabolünün tepe noktası r'ye k Buna göre verilen parabolün hangisi fx parabolü çakışıktır? Parabolün hangisiyle fx parabolü çakışıktır? Bakalım. Şimdi biz buradan fx'i aldık. R'ye k'ymiş ya. Bunu x eksi r'nin karesi artı k yazabiliriz. Şimdi mesela x artı r yazsa değil mi? x artı r yazsa bunun yerine. Şimdi fx artı r ile çakışık mı diye bakacağım ya. x artı r yazsa arkadaşlar r'ler gidecek. E ne olacak? x kare artı k olacak parabol. Bozuldu. Yani ne yazdığım zaman bozulmayacak, ona bakalım. Şimdi bizim x eksi 2 r yazmamız lazım, değil mi? Şimdi x eksi r'yi bulmamız lazım en azından. Yani şimdi x eksi r de olabilir aslında. Karesi olacaksa r eksi x de olabilir. Yani r eksi x'in karesi de aslında benim işimi görür. Çünkü eksiler olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Yani ben burada x gördüğüm yere ne yazarsam 2 r eksi x olur şey r eksi x olur. Mesela 2 r eksi x yazarsam olur. Çünkü 2 r'den r çıktı r kaldı. Eksi x'ler de birbirini denkledi. Yani böyle bir şey bulabilirsem aslında olur. Ha, bak bak buradaymış bak buldum. Yani yorum yaptım. Ha hocam nasıl yapayım ben bu yorumu da diye düşünebilirsiniz. Dikkat dikkat seçene kadar deneyebilirsin. Hangisini yazarsam parabolün orijinalliği bozulmaz diye yorum da yapabilirsin aslında. Tamam mıdır? 6. soru x kare parabolü verilmiş. OP doğru parçasının eğimi 2 olduğuna göre OP'nin eğimi 2 ise hemen biz buraya 2A şuraya da bir A diyelim. Tamam mı? OPH üçgenin alanı kaçtır? Bak şimdi şu noktanın adı A'ya 2A değil mi? Çünkü A birim sağa gitmiş 2A birim yukarıya gitmiş. Üzerinde mi? Tabii ki de üzerinde. Yani A kare eşittir 2A diyebilirim. E o zaman A'lar gitti A sıfır olamayacağına göre buradan A2 geldi arkadaşlarım. A yerine 2 yazdığım zaman burası 2 burası 4. E ne diyor? OPH. OPH. E çarpım ikiye böldüm. Değil mi? değil mi? Değil mi? Çok kolay çıktı ondan bir tereddüt ettim. Niye böyle kolay çıktı diye. Yediğin sorudayız arkadaşlarım. Fonksiyonun minimum değeri kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi bu fonksiyon minimumu nerede alır arkadaşlarım? Bu fonksiyon minimumu 4'te alır. Ama şimdi 4 yazamıyorum ki ben fonksiyona değil mi? Çünkü sıfırdan küçük olarak 4 yazamıyorum. Bu nerede alır arkadaşlarım? Bu da eksi 3'te alır. Hadi bakalım buna da yazamıyorum. E şimdi ben e, kabatasak bir grafiğini çizmeye çalışayım bakalım. Şimdi nasıl bir şey olacak? Şimdi x kare eksi 8x. Şöyle bir grafiği var bunun. Sıfırdan geçecek. Şöyle bir grafiği var arkadaşlarım. Sıfıra 8'den. X'in sıfırdan küçük olduğu yerler için diyor. Yani aslında şu tarafı çiz diyor. Tamam çizdik. diğeri de x kare artı 6x. Yani x'in ya sıfır olduğu ya da eksi 6 olduğu. O da kim arkadaşlarım? Eksi 6 ve 0. O da bak şöyle geçecek. O da şöyle geçecek. Ama onda diyor ki onun da sıfırdan büyük olduğu yerlere bak diyor. Yani şuraya bak diyor. E şunlar ne olacak? Şu kırmızı ve bunlar ne olacak? Bunlar çöp. de bunlar eğrisel bir şekilde olacak. E diyor ki minimum değeri kaç? Bak minimum değeri bak burada. Sıfır. Bak resmini çizdim. Mis gibi gördüm. Hocam ben sıfır yazayım bir yazayım büyür. Sıfır yazayım eksi bir yazayım küçülür diyebilirsiniz. Aynı yorum yine sizi karşılar. 8' soru denklem ile verilen fx fonksiyonunun minimum noktasının koordinatları. Parametreye göre verilmiş sıkıntı değil. Biz burada t gördüğümüz üzere x eksi 1 yazabiliriz. Değil mi? Yani bunu normal parabole çevirebiliriz. x eksi 1'in karesi eksi 1. Bak böyle bırakın. Ne diyor? Fonksiyonun minimum noktasının koordinatları. Minimum noktası arkadaşlar tepe noktası. Çünkü şöyle bir parabol bu. Tepe noktası burası. E buradan ben tepe noktasını bulmayı öğrettim. Burayı sıfırlayan sayı 1 ve artık kalan sayı eksi 1. Bizim tepe noktamız. Koordinatları toplamı kaçtır diyor. Topladım sıfıra ulaşı verdim. Tamam hiç açmaya falan gerek yok. Dokuzun soru kolları yukarı olan eşit fx parabolü x eksenini iki farklı kesmektedir. Parabolün tepe noktasının ordinatı k olduğuna göre mutlak değer fx artı k denklemi sağlayan x sayısı kaç tanedir diyor. Bakalım şimdi tepe noktası k. Aslında şunu mu istiyor? Mutlak değer fx eşittir eksi k. Şimdi bu demek ki K sayımız negatifmiş. Değil mi? Çünkü niye negatif olsun ki? Eksiyle çarptığı pozitif olsun. Mutlak değerde bir işe yarasın. Yoksa K pozitif olsa bunun çözüm kümesi boş küme olmalı. Şimdi iki farklı noktada kesmektedir. Parabolin tepe noktasının ordinatı K olduğuna göre sağlayan X kaç tanedir diyor. Yani mutlak değer FX eşittir. K olacak şekilde. Bak şimdi arkadaşım. Tepe noktası kim bunun? Kim bunun tepe noktası? R'ye K gibi bir şey değil mi? Tepe sonucunun k olduğunu göre. Tamam. Şöyle bir şey. Negatif tarafta olduğunu biliyorum sadece. Şimdi bana mutlak değer diyor. Mutlak değer şu arkadaşlarım. X ekseninin altında kalan parçanın x eksenine göre simetriğini alıyorum. Tamam mı? Şurası benim mutlak değerim. Kapataslak çizdim ben fonksiyonu. X değeri kaç tanedir diyor. Şimdi mutlak değerini aldım. Eksi k. Şimdi eksi k ne? Şurası arkadaşlarım k. Tam simetriğini aldım. Bak şurası değil mi? Tam bak şuradan geçen. Aslında Mutlak değer ile k'yi kesiştir demek istiyor. Kesiştireyim eşitledim ya birbirine. Bak 1, 2, 3. 3 taneymiş. Of soruya bak be. Hakikaten gayet iyi arkadaşlarım. Umarım açıklayıcı anlatabilmişimdir. Tabi anlık düşünüyorum ben bunları. Anlık bunlar aklıma geliyor. 2x kare parabolün üzerindeki her noktadan y eksenine dikmeler çiziliyor. İyi çizelim. Şöyle biz bir 2 kareyi çizelim de dikmeleri çizeriz sonra. Ş şöyle konuşamadım. Heh. Ne diyor? Parabolü üzerindeki her noktadan y eksenine dikmeler çiziliyor. Çizelim. Buradan dikmeyi çektim şuraya. Tamam. E, uzatırsam buradaki dikmeyle aynı olacak. Buradan dikmeyi çektim. Şurası olacak. Tamam. Çizilen bu dikmelerin orta noktalarının geometrik yer denklemi hangisidir? Parabolü üzerindeki her noktadan y eksenine dikmeler çiziliyor. E orta noktalarının geometrik yer denklemi. Çizilen bu. He bunları istiyor. Doğru şaşırmayalım, sabrımızı taşırmayalım. Şu dikmenin orta noktası burası arkadaşlarım. Bunun orta noktası burası, bunun orta noktası burası, bununki burası, bununki burası, bununki burası gibi. Diyor ki sen bana bunları bir bul bakalım. Şöyle bir parabol. Değil mi? Mecburen böyle bir parabol. Pekala bunun ne olduğunu nasıl bakacağız? Hemen bakalım arkadaşlarım. Şimdi e, kaça kaç attım acaba? Şimdi mesela şuradaki mesafeye bir bakalım. Şimdi bak şuradaki mesafe ile Buradaki mesafe e, aynı mı? Dur bakalım şunu bir düşünelim. Şimdi şuradaki noktalara iyi dikkat edelim. Bak şimdi sileceğim. Hepsi gidecek de. Şöyle şu kırmızıları bir götürebilirsem. Hepsi gitmesin. Ah hepsi gitmedi. Neyse. Şimdi bak. Şurayı çıkarmak istiyorum değil mi? Bak şuradaki sayı mesela bir birim diyelim. Tamam mı? A birim de diyebilirsiniz. Şimdi mesela dıştakinde ben e, bir birimse eğer buraya kaç atmam lazım ona bakalım. Şimdi 2x kareyi aslında ben ne zaman bir birim çıkartırım diye bakıyorum. x yerine 1 bölü kök 2 yazınca. Değil mi? Şuraya 1 bölü kök 2 yazınca. Şimdi benim bu parabolüm y eşittir ax kare değil mi? y eşittir ax kare gibi bir parabol. Şimdi buraya 1 bölü kök 2 yazdım. Burası arkadaşlarım tam yarısı. Çünkü niye? Tam orta noktası ya. Yani aslında diyor ki sen x gördüğün yere 1 bölü kök 2'nin yarısını yaz. Aslında bunu yaz. Yazdığın zaman diyor yine 1 çıkacak diyor. E bakalım. Karesi 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4. Bu da ne yapıyor arkadaşlarım? Ee, a çarpı. Değil mi? Bunun 1 çıkmasını istiyorum ben. Demek ki buradan a da 8 geliyormuş. Yani aslında y eşittir. 8x kare olmalı imiş. Bak bir daha toparlayayım isterseniz. Tam olmadı gibi. Çünkü ilk önce kendime anlattım. Yani sizi biraz unuttum gibi. Şöyle bak. Şimdi benim parabolüm şöyle değil mi? Bu hatta şöyle biraz daha açık çizeyim. Bu 2x kare. Şimdi şuradan orta noktayı aldım. Şey, i̇şte dikmeye aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Sonra buradan çektik arkadaşlarım. Bunu da, Bunu, da Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım gibi. Şimdi diyor ki bunların aslında üzerinde oluşturduğu geometrik şekil. Hatta şurada alsam sıfır olacak. Yani şöyle bir parabol olacağını anlayabiliriz aslında. Şimdi E bu orta noktan geçecek. Bak şimdi buradaki mesafe bir birim değil mi? Şimdi bir birim diyorum yani bir birim değil de olsun yani şu denklem bulmak için. Şurası arkadaşlarım kaç atarsam e, şuraya bir olur diye düşündük. 1 bölü kök 2 atarsam bir olacak. Değil mi? Şurada 1 bölü kök Pekala burası. Şurası şurası aynı olduğu için otomatikman burası burası da aynı olacak. burada bir 1 bölü kök ikinin yarısı. Yani 1 bölü 2 kök iki. Atarsam 1 çıkacak. E, y ax kare tarzında bir parabolde. X gördüğüm yere 1 bölü 2 kök 2 yazıyorum. O da a çarpı 1 bölü 8 yapıyor. Ve 1 çıkmasını istiyorum. A'yı da 8 buluyorum. Demek ki D seçeneğinde varmış. Bak iyiymiş. Bak ezber falan yaptığımız zaman gitti gümbürtüye hepsi. 11. Parabol üzerindeki A noktasının Y ekseni uzaklığı 2 birimdir. Buna göre A noktasının X ekseni uzaklığını alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım bir tane bir A noktası varmış. Y eksenine uzaklığı. Şimdi biz herhangi bir noktanın Y eksenine uzaklığı. Mesela şurası değil mi? Aslında bu noktanın şurası 2 birimse aslında absisi 2 birimdir değil mi? Yani 2'ye e, ne diyeyim? B gibi bir nokta bu. Yani 2 yazarsam ben buraya 4 12 artı 10'dan kaç geldi? Şurası x 8 2. A tevafuğa bak. 2'ye 2 geldi arkadaşlarım. Tamam mı? Yani bu noktanın x eksenine olan uzaklığının alabileceği değerler toplamı diyor. He, dur bakalım şimdi. Anlıksın y eksenine uzaklığı 2 birimdir. A noktasının x eksenine olan uzaklığının alabileceği değerler toplamı kaç birimdir diyor. Şimdi biz sadece birinci bölgeyi düşündük değil mi? Birinci bölgeyi düşündük. İçinden çıkacaktık böyle. Burası 2. Arkadaşlarım burada olsa eksi 2 olmayacak mı? Değil mi? Yani eksi 2'ye bir sayı. Eksi 2 yazdığım zaman 4 artı 12 değil mi? 4 artı 12 artı 10. Şurası 12, 10, 22, 26 değil mi? Şurada bir 26 olacak x 80 uzaklığı alabileceği değerler toplamı 26 da olabilir. Değil mi? 2 de olabilir. E, hocam sen burada alırsan ne olur? Yine e, bunun aynısı olur. Çünkü x gördüğümde yine 2 yazıyorum. Yine 2 olur. Burada alırsam yine 26 olur. Aynı sayılara ulaşırım. E, toparlarsam artık 28 birimdir diyebilirim. Yani nokta birinci bölgede de olabilir. ikinci bölgede de 3'te de olabilir. 4'te de olabilir ama farklı değerleri toplamını sorduğu için de böyle yapıyoruz. Evet geldik 12. soruma. 12. sorumuzu hakikaten güzel sorular almış arkadaşlar. Yani e kitabı çözmek bayağı bir geliştirir sizi. A kümesi boymuş. Bu şey fonksiyonu tanımlanıyormuş. Konuşamadım. fx eşittir işte, x kare fonksiyonu tanımlanıyormuş. Buna göre diyor ki fx fonksiyonu grafiği üzerinde alınan herhangi iki farklı noktanın belirttiği doğrunun x eksenine paralel olma olasılığı kaçtır diyor. He, bakalım Şimdi. Şimdi x eksenine nasıl paralel olur arkadaşlarım? Şunlar şöyle olsun tamam mı? Şimdi bak bunun simetri ekseni nedir? Bunun simetri ekseni r eşittir. Yani x eşittir 0 doğrusudur değil mi? Simetri ekseni x eşittir 0 doğrusu. Simetri ekseni x eşittir 0 olduğu için sanki e, şu eksi 3'e 3 değil mi? Bunlar simetrik noktalar 0'a göre. Bunlarla alakalı bir şeyler yapacağız sanki. Bir bakalım bakalım. Eksi 3 ile 3 değil mi? Şimdi bunun görüntüsü şurada arkadaşım. Bunun da görüntüsü şurada bir yerde. Bu iki noktayı birleştirdiğim zaman ben x eksenine paralel olacaktır. Çünkü niye? Tam bunun ortası x eşittir 0 doğrusudur. Aynı mantıkla eksi 2'ye 2. Eksi 2'ye 2'de de aynı mantık vardır. Eksi 1'e 1'de de aynı mantık vardır. E 0'da zaten burada. Ne diyor bana? Herhangi iki farklı noktanın belirttiği doğrunun x eksenine. E şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de şurada 0 var 7. 7 taneden 2 tane nokta seçersem değil mi herhangi 2 tanesini seçersem bütün durum bu. Ama özellikle şu ikiliyi bir grup bu 1. Şu ikiliyi ikinci grup bu ikiliyi seçersem de x'e eksenine paralel olacaktır. Bu da 3 farklı durumda vardır. E, 3 bölü 21 yaptı arkadaşlarım. 3 bölü 21 de 1 bölü 7'dir dedik ve testimizin sonuna geldik videomuzun da son sorusu arkadaşlarım. Evet bir dahaki testte yani videoda test 17 ve test 18'i çözmek üzere. Hepiniz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere.